insanlarda, yani bunun içine mantarlar ne kadar canlı varsa hepsinden farklı bir üreme sistemi geliştirdiklerini söylediler. Şimdi yine bu efendim şeyi verelim, 23 numaralı videomuzu, bunun üzerine konuşmaya başlayalım. Evet Abdurrahman abi, nedir bu xenobotlar? Şimdi daha önce... Veya neyi değiştirecek? Neyle karşı karşıyayız? Sonu bir sonun başlangıcı mi? Mıdır dediğim gibi. Nereye kadar gidecek? Mesela tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen, sincap gibi beslenen ama insan gibi düşünen canlıları bu kimeratik canlılar olarak, genom olarak üretebileceksiniz. Şunu artık görmemiz lazım. Hücre zarının içine girildi. Portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak yetiştirebileceğiz. Ben bu meşrudur demiyorum. Ama evet, yani sahip olduğunuz kapasite açısından bitkide bunu, hayvanda da bunu gerçekleştirebileceğiz. Bu ruhsuz bir canlı. Ama insan gibi düşünüyor. Tabii sınırlandırılmış falan falan. Şimdi Paris'te bir grup bilim adamı bir bitkinin manyetik frekansını kaydettiler. Fakat bu bitkinin, bu bir çiçeğin manyetik frekansını kaydederken bir adam onun yapraklarını yoldu ve çok kötü davrandı. Bunu e-mail olarak İtalya'ya gönderdiler, bir şehre. İtalya'da e-mail'den bu data alındı, bir grafene yüklendi. Grafen dataları muhafaza edebiliyor. Grafen, şimdi mıknatısı metale yaklaştırdığınızda tak kendine çekiyor. Grafen ise elektromanyetik çevresel dalgaların hepsinden etkileniyor ve ona göre bir dalga yapıyor. Canlı gibi davranıyor ama canlı değil. Ama canlı bir organizmadan üretiliyor bir bölümü. Mesela şimdi başka inorganik maddeden de ürettik diyenler var. Ama datayı içinde taşıyor. Şimdi burada can yok. Buraya bir kök hücre, bir bitkinin kök hücresi var. Yani izole edilmiş bir hücreyi bunun yanına izole edilmiş ortamda koyunca o canlı hücreyle grafen bütünleşti. Bütünleşiyor. Ve ona kendi kimliğini, içindeki datayı yükledi. Bunu çimlendirdiler. Paris'teki adam bu filizlenince, bunun yanına gelince bitkiye titremeye başladı. Onu, kendini tahrip edenin... Şimdi burada size bir hikaye anlattım. Bakın bu nerelere gidebilir? İkinci bir hikayeye geçiyorum. Bu yani deney olarak yapıldı diye. Yani zihni var diyorsunuz. Canı da var. Tabii. Ve kayıt da. Şimdi o kaydın kapasitesini size anlatacağım. Bir kayısı. Kayısı küçücük işte bir çiçek açıyor. Sonra çağla oluyor. Olgunlaşıyor. Siz onu alıyorsunuz, yiyorsunuz. Onun içinde bir çekirdek var. Aynen bizim kafatasımız gibi. Onu bir rahim gibi düşünün. Onun içerisinde çok jel gibi bir şey vardı. O zaman içerisinde sertleşti. Grafen işte o kayısının çekirdeğinin kabuğundan yapılıyor. Bu kayısı eğer dünya 10 bin yıl önce ortaya çıktıysa, bu kayısı 10 bin yıldır yaşadığı bütün serüveni o çekirdeğin içerisine kaydediyor. Bakın kışlar yaşadı. Onun yapısı, çünkü parmak ucum nasıl bizim farklıysa, o kayısıların da hayatları onlara parmak izi. Farklı, evet, parmak izleri oluşturdu. Sonuçta yapı, o da insan, ben de insanım. Ama biz farklıyız. O da öyle. Peki nasıl oldu bu? O ağaç büyürken mevsimi geldiğinde çiçek açtı ve o ağaç çevredeki bütün diğer canlılarla etkileşti. Çiçek tozlaşma yaptı. Akrabalık kurdu, ilişki kurdu ve kendini yeniden tanımladı. 10 bin yıl önceki kayısı bu sene bir daha kendini tanımlayacak. Yani buna bir bakıma tekamül diyebilir miyiz? Deyin, tereddüt de deyin. Tamam.
yani tereddüde oldu. Bu Kays'ı kendi üreme içgüdüsüyle, biraz sonra o Xenobotların üremesine getireceğim. Aslında bu robot, haşa robot değil, ilahi sistem, bakın nasıl çalışıyor. Bu dataları toprak, hava, suyla birlikte sentezleyerek damarlardan o Kays'ın çağlasına, çiçekten sonra çağlaya verdi. Çağlanın içinde çekirdek iki ucundan tutunuyor. Bir tanesi o dala tutunduğu noktadan rutubet, su alıyor ve genel hayatı alıyor. Ama o bütün Kays'ın, o olgunlaşıp bizim yediğimiz Kays'ın hepsi bir database gibi kademe kademe gelen bu bilgileri alıyor, tasnif ediyor, çekirdeğin kabuğuna yüklüyor. Çekirdekse bu iki kutbu birden kullanarak onun içindeki, rahmindeki o jel gibi şeyi besleye 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 o yumurtayı, o 10 bin yıllık geleneğin tamamını, çekirdeğin kabuğunda grafen var. O Kays'ın genelindeki tasnif edilmemiş bilgileri alıyor, tasnif ediyor, kendi içine veriyor. Burada evet, çok hassas bir şey var. Çekirdeğin kabuğunda grafen var ama çekirdeğin içinde grafen yok. Ama orada grafeni yapacak bilgi var. Çünkü o çekirdeği anlatabildim mi şimdi? Bu tekrar Kays'ın çıkması için o bilginin girmesi gerekiyor. O şimdi, işte çekirdekten tekrar oluşurken grafen bilgileri ortaya çıkıyor. O bilgilerle tabii, birlikte iki bu tekrar devam ediyor. Bir, bu ama olumlu gibi davrandınız. Tamam şimdi. Ama bak tamam, diyorum ki aslında sistemin bu, kendisi dediniz. Bu robot var diyorum. Bu robot kendini üreten bir mekanizma sisteme ile o çekirdek yapısı içinde neslini böyle sürdürüyor. Bütün dabbeler böyledir. Fakat dabbetül arz farklıdır. Bakın insanı nasıl tevarüs ettik nesil olarak, hayvanlar da böyle. Ama şimdi kimera olur ortaya çıkınca, halbuki portakala ancak narenciye türlerini aşılayabilirdiniz. Ama ben başka bir şey söyledim. Burada da şimdi bakın bitkiyi de manipüle ediyorsanız, şimdi fıtratın dışına çıktık. Orada ona bir, ne diyor buna, gen implantı diyor. Yani buraya tabii, öyle diyor. Şimdi bu konuyu doğru anlamamız için gen implantı yaptığınızda ona canı başka yerden alabiliyorsunuz. Ona üreme fonksiyonunu başka yerden, aslında ilahi sistemin yarattıklarından dışında, kontrol dışı, yani ilahi kontrolün dışında, kontrol dışı değil miydi? Oradan kontrol, yani hukuk imkan dışı veriyor. Ama fıtrat istemiyor dışında yani, onu alıp evet, yeni bir mahluk var, üretiyorsun. Zaten dabbetül arz işte tam. Ve bakın bunun üreme organı var. Bunu kim yaptı daha önce? Bize bunu şimdi sansasyonel olarak da Bill Gates yaptı. Nerede? Sivrisineklerde yaptı. Tabii. Yeni bir sivrisinek üretti. Yani şimdi burada tutmuşlar Güney Afrika'daki kurbağadan aldıkları genleri, kök hücrelere bakın data yükleyebiliyorsunuz. Bu benim söylediğim grafen iki boyutlu bir madde değil. Üç boyutludur madde. Bir dalga boyu var, bir de frekansı var. Eğer siz bunlara bu şekilde o canlı hücreyle sizin sentetik yine canlı organizmadan aldığınız o yapıya yüklediğiniz datayla, ki işte şimdi aslında mRNA'larla insan mutasyona uğratılıyor. İnsana bir takım komut, messenger RNA üzerinden DNA'ya data transfer ediyor. Bu çok dar bir alanda bir müdahale olarak gözüküyor. Ötekisi yeni bir canlı form, ama canlı bir organizmadan kimlikleri silinmiş. Kimliklerini silmezseniz ne olur? İşte o zaman katır olur ve üreme gerçekleştiremez. Onun reseptörlerini kapatmanız gerekir. Yani bir takım reseptörleri, o yeni bir takım reseptörlere yeni datalar yüklemeniz gerekiyor. Aslında artık biz bunu yapabiliyoruz. Böylece ben kurbağadan aldığım genlerle onu istediğim
sincaptan da bir gen alırım, bir de ayıdan bir gen alırım. Yeni bir canlı robot üretirim. Bunun üreme kabiliyeti varsa ki yükleyebilirim ben. Demin ki var. Yani işte size tavşan gibi üreme evet. diyorum. Yılda 2-3 defa doğurabilir. Her birinde de 5'er 6'şer tane doğurabilir. Yani 6 ayda da o erişkin yaşa gelebilir. Dolayısıyla bu çok falan diyecek bir şey değil ama şimdi insanları hem korkutmak istiyorlar hem de sanki böyle çok bunu yapmak bugünkü teknolojiyle çok böyle mucizevi bir şey değil. Ama burada bir problem var. Şimdi, oradan devam et. Evet, hemen şimdi söylüyorum. Normalde kendi kendini kopyalayan şimdi şu an. Xenobotlar bak abi. İlk kopyalayan olarak, değil, üreten. Üreten. Aslında üreten dediğiniz kopyalama, üreme de bir kopyalama diye bakabilirsiniz. Süper bilgisayarlar üzerinde çalışılıp kendi yapay zekalarını oluşturup kendi düşünmeye veya